Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz araştırmalar yaptım arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Mehdi Aleyhisselam ile ilgili ayetler ya da isim geçmez ama bazı işaretleri buldum arkadaşlar. Ben size bu ayetleri okumak istiyorum. Bunların kayıtlarını aldım burada. Önemi niye var? Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz ya. Kur'an-ı Kerim'de işte Mehdi geçmiyor, geçmiyor diye birçok insan söylüyor da bazı işaretler var. Yani isim olarak geçmez ama gelecek olan bir zattan bahseder. Yani Peygamber Efendimiz'den sonra gelecek olan bir zattan bahsediyor. Ben bunu gördüm. Yani ben delilsiz konuşmak istemiyorum. Yani aslında siz beni bilirsiniz. Ama Kur'an'da mesela hangi sure ve hangi ayette siz de araştırabilirsiniz. Öncelikle Nur Suresi 55. ayet. Biraz da ayetlerden konuşalım arkadaşlar. Değil mi? Okuyalım. Arapçası değil. Arapçası okuyabilirim de. Ben bunun anlaşılması için videoyu da uzun tutmamak amacıyla ben bunu bir okumaya istiyorum arkadaşlar. Kim ne, nasıl anlayacak? Allah sizden inanıp iyi işlerde bulunanlara onlardan önce gelip geçenleri nasıl yeryüzüne sahip ve hakim kıldıysa onları da, bak onları da, yani gelecekten bahsediyor. Yani Hazreti Peygamber zamanından sonraki dönemden bahsediyor. Onları da mutlaka yeryüzüne sahip ve hakim kılmayı ve onlara razı ve hoşnut oldukları dini nasip edip o dini bütün dinlerden üstün etmeyi, korkularını emniyette eylemeyi vaat etmiştir. Bana kulluk etsinler ve hiçbir şeyi eş tutmasınlar bana. Ve bundan sonra kim kafir olursa o çeşit adamlardır. Buyruktan çıkanların ta kendileridir. Yani diyor ki gelecekte birileri çıkacak ve dünyada din hakim olacak. Yani bunun da bir lideri olacak. Yani aslında din bozulacak, gün gelecek din bozulacak. İşte dini bir kişi ya da bir grup düzeltecek diye. Bak burada çok önemli bir ayet var. Hatta başka bir meali okuyalım. Bu başka bir mealdi. Mesela burada ne diyor? Allah içinizden iman edenlere, salih ameller işleyenlere vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekilere nasıl güç iktidar sahibi kıldıysa bunları da yeryüzünde güç iktidar sahibi kılacak. Yani kısacası gelecek olayları anlatıyor bu. Nur Suresi 55. ayet. Bir de Enbiya Suresi 21. Enbiya 21. suredir ve 21. ayeti ben okumak istiyorum arkadaşlar. Burada ne diyor? Yoksa müşrikler göklerden ümitlerini kesip bu defa yerden bir takım varlıkları ilah edindiler de onlar mı ölüleri tekrar diriltip kabirlerden kaldıracaklar? Bak, bu çok önemlidir. 21. surenin 21. ayeti. Çok önemli arkadaşlar. Niye? Yoksa müşrikler göklerden ümitlerini kesip, bak göklerden ümitlerini kesip, işte Allah yoktur, işte melekler yoktur, işte göklere ne yok, kafayı taktınız, kafayı mı yediniz, göklerden gelecek gazap yoktur, tufan yoktur ya da bir şekilde hiçbir şey olmayacak, hani cehennem veya cehennem cünnet yoktur. Burada Allah uyarıyor. Yoksa müşrikler göklerden ümitlerini kesip, bak göklerden ümitlerini kesip, gökler demiyor, göklerden, yani farklı farklı katmanlardan bahsediyor burada. Bu defa yerden bir takım ilahlar mı edindiler? Bir takım ilahlar ne olabilir? Paradır, şandır, şöhrettir, keyiftir, heyecandır, eğlencedir ve birçok şey içinde barındırabiliriz, koyabiliriz. Onlar mı ölüleri tekrar diriltip kabirden çıkaracaklar? Demek ki bazı zamanlarda ise Deccal'ın ölüleri diriltme şeyi verilecek ya, Deccal'e. Ölüyü diriltme gücü verilecek de burada da aslında bir şifredir arkadaşlar. Evet, bunu da geçelim. Yasin suresi 21. ayet. Yasin suresi, bu da 21. ayet. Bakın arkadaşlar. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir. Eğer ki para sizden beklemiyorsa, bir şey de anlatmak istiyorsa, gerçekten de samimiyse onlar hidayete ermiştir. Yani diyor ki dini kullananlarla, dini rant için, para için kullananlarla işbirliği yapmayın. Burada çok güzel bir ayet var. Bazen
İşte dini az bir paraya sattılar. Hadislerini çok iyi biliriz. Ya da ayetleri vardır. Bu da Yasin suresi 1. ayet. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir. Ya bugün bakıyorsun adam Kur'an-ı Kerim hatmediyor, para istiyor. Mesela Yasin gidiyor mezarda okuyor, para istiyor. Mesela burada ne diyor? Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Evet. Duhan suresi 13. ve 14. ayetler de çok önemlidir arkadaşlar. Bir okuyalım. Artık onlar nasıl düşünüp öğüt alacaklar? Nasıl düşünüp öğüt alacaklar? Öğüt alma zamanı geçti. Bak demek ki bazı zamanlar gelecek. Bak daha bu o zaman geçmemiş ya. Bak şimdi geçmemiş. Hazreti Peygamber zamanında öğüt alma zamanı geçmemiş. Bu gelecekten bahsediyor arkadaşlar. Çok önemlidir bak. Eğer ki bu kelimelere dikkat edelim bak. Artık onlar nasıl düşünüp onlar. Bak onlar nasıl düşünüp öğüt alacaklar? Evet. Öğüt alma zamanı geçti. Evet. Oysa kendilerine gerçeği açıklayan peygamberler de gelmişti. Anlaşıldı mı? Geçmişten de bahsediyor. Bak burada geçmiş şeyi var. Geçmiş var. Biraz da geleceğe bir işaret vardır. Hani peygamber sadece işte bak peygamberler gelmişti. Fakat ondan yüz çevirmişler ve bu kendisine bir takım şeyler üretilmiş. Delilinin biridir demişlerdi. Hani gelecekte de geçmişte de bu olaylar olacak hani. Mesela Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman ya da İsa Mesih geldiği zaman ona da yine aynı şekilde delisin diyecekler. Yani deli her zaman işin içinde olacaktır bak. Deli. Deli birisidir. Yani deli de kafayı yemiş. O şekilde geçmişte de olmuş, gelecekte de olacak yani. Çünkü artık onlar nasıl düşünüp öğüt alacaklar. Öğüt alma zamanı geçti diyor. Evet yani öyle bir zamanlar gelecek. Geçmişte olan olaylar gelecekte de olma ihtimali yüksektir arkadaşlar. Neml suresi 82. ayet. Neml suresi 82. ayet. O vaat edilen sözün vuku bulacağı. O vaat edilen sözün vuku bulacağı başlarına gelip zaman onlar için yerden bir canlı çıkarırız. O insanlara bizim ayetlerimize yakinen inanmadıklarını konuşup söyleyecektir. Evet. Burada Dabbe'den bahsediyor. Dabbe. Dabbe'dir. Erz diyoruz ya. Erz diyoruz ya. Yani sözün vuku bulacağı. Başlarına gelip sabit olacağı ve yaşanacağı zaman onlar için yerden bir canlı çıkarırız. O da insanlara bizim ayetlerimize yakinen inanmadıklarını konuşup söyleyecektir. İşte bak bu Debetül Arz'dan bahsediyor. Debbe diyor, Debbe. Yani bu aslında Debetül Arz diyoruz ya, belki de bu Mehdi Aleyhisselam da olabilir. Yani aslında siz Kur'an'a inanmıyorsunuz. Yani aslında siz, çünkü Debbe topraktan gelmiş ya. İşte topraktan da insan da gelir. Ya da başka bir şeyler de olabilir. Yani bir şekilde Debbe diyor. Debbe çıkarırız diyordu. Çıkarırız. Bir canlı bak. Onlar için yerden bir canlı çıkarırız. Debbe demiyor ama orada Arapça debbe geçiyor. Canlı yani canlı çıkarırız. O da insanlara bizim ayetlerimize yakinen inanmadıklarını konuşup söyleyecektir. Demek ki siz aslında ayetlere inanmıyorsunuz. Mehdi de diyecek bunu yani. Çok Mehdi'ye işarettir bu aslında. Debbe diyor ya. Bu Mehdi'ye işarettir. Siz Allah'ın ayetlerine inanmıyorsunuz. Kafadan bir yol mesela desen ki ihtiyacın fazlasını ver desen, diyecek ki ben nasıl vereceğim bunu? Mesela buradan inkar vardır. Burada kendine bir inkar olduğu için bak burada çok önemlidir arkadaşlar. Bu ayet size demiştim ya. Neml suresi 82. ayetti bu. Tabbenin ayeti. Yani aslında burada Mehdi'ye de bir işaret vardır. Diyor ki siz aslında gerçekten de Allah'a inanmıyorsunuz. Kur'an'a inanmıyorsunuz ve onlara yüzüne vuracak. Evet. Belki başka ayetler de vardır bununla alakalı. Ali İmran suresi 81. ayet. Hani o vakit Allah peygamberlerden kesin bir söz almıştı. Andolsun size kitap ve hikmetten vereceğim. Sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde.
ise ona hemen kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız buyurmuştu. Bunu inkar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı? Yükümü aldınız mı? Onlar ise ikrar ettik demişlerdi. Kabullendik demişlerdi. Öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahit olanlardanım demiştim. Kesin bir söz almıştı. Andolsun ki size hikmet ve kitap ve hikmetten bilgiler vereceğim. Doğru bilgiler. Beraberindekini doğrulayan bir elçi. Demek iki kişi olacaklar. Bak burada diyor ki beraberindekini doğrulayan bir elçi geldiğinde ise ona hemen kesin olarak burada bence burada hem Mesih ve Mehdi ile alakalı bir ayettir. Ali İmran suresi. Tamam şimdi biz bunu şey yapabiliriz ya işte bu İsa zamanında olmuş işte İsa, Yahya, Zekeriya, Meryem zamanında olan olaylardır. Bazı ayetler de gerçekten gelecekle alakalı da bazı şifreleri verebiliyor yani. Çünkü aynı bir ayet hem geçmişi de konuşuyor hem geleceği de konuşabiliyor yani. Hem aynı zamanı da konuşabiliyor. Çünkü Hazreti Peygamberimiz çok geçmişe giderdi ayetlerde. Kendi gününe getirirdi. Aynı mesela bugün mesela biz Hazreti Peygamberden bahsederken biz bugünü de aslında işin içine koyuyoruz ya. O zamanlar da aslında öyle bir şey vardı. Hatta biz geleceği de işin içine koyuyoruz ya. İşte gelecektekiler de öyle olacak. İşte bu şekilde yani aslında bir ayetin birçok anlamları olabilir. Hem geleceği hem geçmişi hem aynı anıda anlatabilir arkadaşlar. Evet. Ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdindeki tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diyerek söz almış. Kabul ettiniz mi? Bu ahdimi üstlendiniz mi? Dediğinde kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine o halde şahit oldunuz. Ben de sizinle birlikte şahit edenlerdenim buyurmuştu. 81. Evet. Evet arkadaşlar şimdi Kur'an-ı Kerim'de önemli ayetler vardır. Bunları okuduk arkadaşlar. Biz her elçiyi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara. Her elçiyi. Mesela şimdi biz Kürdüz, Türküz. Şimdi bizim dilimizde gelmedi Hazreti Peygamberimiz mesela. Şimdi biz buna ne diyeceğiz? Biz her elçiyi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara apaçık beyan edip böylece Allah dilediğini şaşırtıp saptırır, dilediğini de hidayete erdirir. O üstün güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Şimdi burada dilden bahsediyor. Araplar daha iyi anlasın diye Arapça, Kürtler daha iyi anlasın diye Kürt peygamberler, işte Türkler daha iyi anlasın diye Türk peygamberler gelmiş yani demek zamanında gelmiştir. Şimdi bir tane Kürt bunu bu ayetten sonra ne düşünebilir? Diyebilir mi ki acaba benim dilimde değil tam olarak anlamıyorum. Ama sistem aynı sistem yine bak. Yahudilerin de, Kürtlerin de, Türklerin de hepimizin Allah'a bir olduğu için yine bir yerde birleşiyoruz yani. Allah'ın la ilahe illallah'la birleşiyoruz. Sorun ortadan kalkmış oluyor. Yani bu durumlar. Evet. Evet arkadaşlar yani kısacası Allahu Teala yorumcu açık etsin. Nur suresi çok önemliydi gördünüz ya Yasin suresi 21. Enbiya suresi 21. ayet. Bunlar önemlidir. Niye? Ayetler aslında bize Hz. Mehdi ile alakalı biraz işaretleri veriyor. İki kişi olduklarından da bahsediyor aslında. Bak anladık. Hem Mesih hem Mehdi ile de alakalı olabilir. Hem geçmiş hem gelecek ve zaman kavramı yok aslında. Allah'ın yanında zaman kavramı olmadığı için aslında o ayetleri anlamak için de biraz öyle zamana göre değil yani her zamana göre okumak gerekiyor. Yani bunun içinde ben bunu demek istiyorum arkadaşlar. Hz. Mehdi Aleyhisselam aranızdan biridir. Benim düşünceme göre böyledir. Yani Hz. Mehdi yoktur. Tezini ben kabul etmiyorum. Hz. Mehdi gelecek. Boşuna burada konuşmuyoruz. Hz. Mehdi inancı olmalıdır. Hz. Mesih'in de inancı olmalıdır. Ya şimdi aynı kişi olabilir mi?
Orada bilmiyorum yani aynı kişi olabilir ya da olmayabilir ama sonuçta kurtarıcı var. Yani dünyadaki yeni sistemdeki deccalleri devirecek bir kurtarıcı var. Hani ben buna inanıyorum. İşte bu kadar basittir. Yani. Şimdi Mesih midir? Mehdi midir? Tamam bazı hadislerde Mehdi ve Mesih işte Kudüs'te namaz kılacaklarına dair bazı hadisler var. Şimdi yani aynı da olabilir. Aynı olmayabilir. Böyle de düşünebiliriz. Ben daha farklı bir açıdan da yaklaşayım. Bedenen Mehdi'dir. Ruhen Mesih'tir. Yani beden olarak insandır. İşte yemek yer, işte bir şekilde evlenir, çoluk çocuğu olacak bir kişidir Mehdi. Mesih ise ruhani bir Allah tarafından gönderilen peygamberdir. Şimdi biz bunu ikisini azından birleştirirsek bir şekilde birleştirmesi biraz zor olacak ama aynı kişi olma ihtimali var mı? Yani bazı insanlar bunu söylüyorlar. Çift ruhlar vardır mesela çift ruhlar. Çift ruhlar. Hani aynı anda birkaç yerde olabilir. Şey var hani bazı anlatılanlar var. Ya şimdi biz bu konu o kadar derindir ki biz bu konunun içine çıkamayız. Onu biz bir kenara bırakalım. Bu bizim fikrimiz olarak kalsın. Benim fikrim olarak kalsın. Ama Mehdi Aleyhisselam vardır. Yahudilere göre de Moşiya vardır. Hristiyanlara göre Mesih gelecek. Bize göre de Mesih gelecek. Mesela biz Hristiyanlarla aynı yerde buluşabiliyoruz çünkü Mesih inancı onlarda da var, bizde de var. Hatta şu anda dünyanın birçok yerinde Mesihler var. Yani Türkiye'de de var. Yani Allah-u Teala sonumuzu hayretsin arkadaşlar. Pek de işler acısı bir durum değil. Bir de ben rüyada arkadaşlar biraz videonun bayağı arka, hani kaçın dakikasında söyleyeceğim bunu. Ben rüyada İstanbul gördüm. İstanbul'u görmedim. İstanbul gördüm. İstanbul yazısını gördüm sadece. Bu kadar. Bunun neyin işaretiyle bilmiyorum artık. İstanbul önemli bir olay mı olabilir İstanbul'da? Ya da bir şeyler mi olacak bilmiyorum. Sadece İstanbul yazısını gördüm. Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar. Bu ayetleri de okuduk. En azından bazen dilim de biraz sıkıntılıdır arkadaşlar. Kusura bakmayın. Pek de iyi okuyamadım. Farkındayım. Bir de biraz yorgunluk da var. Yani tam anlatabildim inşallah yani. En azından kardeşinizi biliyorsunuz. Bazen sıkıntı oluyor. Hani bazen konuşmalarında sıkıntı olabilir. Özür diliyorum. Mesela bazı kelimeleri de kullanamıyorum. Hani sıkıntılı bir durumdur bu. Ama anlatabileceğim kadar anlattım yani. En azından bu. Elimden geleni yaptım yani en azından. Şimdi yapacağım buydu yani. Sonuçta ben onun üstüne çıkamam. Yani bir kapasite var. Ben kapasitem bu kadar arkadaşlar. Kapasite bu olduğu için bu çıkıyor ortaya. Keşke daha iyi okuyabilseydim. Daha da iyi anlatabilseydim. İnşallah daha fazla geliştirmek istiyorum. Elimden geldiği kadar. En azından biz bu konuyu dinlendirelim arkadaşlar. Yani boşlukta bırakmayalım. Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek. Yani öyle bir şey ben inanmıyorum arkadaşlar. Mehdi Aleyhisselam gelecek Allah'ın izniyle bir mücadele içinde olacak. Ama kimdir onu bilmiyoruz. Kim olabilir? Alabilir. Ne zaman çıkacak onu da alabilir. Biz konuşmaya devam edeceğiz. Bir gün ya da bir gece ansızın bir gökten bir ses çıkabilir ve ruhlar dünyaya saldırı içinde olabilir ya da Yecüc-Mecüc'tür işte bazı durumlar olabilir ve insanlar bir anda şok geçirebilir. Ansızın olabilir bu iş. Yani yarın da olabilir, 3 sene sonra da olabilir, 20 sene sonra da olabilir. Yani ben zamana karışamam. Allah'ın takdiridir. Allah'ın içine karışılmaz. Ama sadece Mehdi'nin gelişinin inancı bizde olmalıdır. Mesih'in de olmalıdır. Moşiya da belki o da Mesih aynı olabilir yani. Ona da inanan inanır. Biz bir şey diyemeyiz. Yani bu inanç meselelerine karışmamamız lazım. Yani sonuçta gelecek olan iyi iş için gelecek, kötü iş için gelmeyecek. Herkes ama ben burada da bir şey söylemem lazım. Sanki kendimi öyle hissediyorum yani. Öyle söylemem lazım gibi. Söyleyeceğim. Moşiya Yahudiler için gelecek olan kurtarıcıdır. Ve dünyaya hükümdar olacaklarını düşünüyorlar. Mesela işte dünyadaki krallık bizim elimize geçecek diye Moşiya'yı bekliyorlar. Ay sandığı eline geçecek. Kendi eline geçecek ve Yahudiler yönetecek dünyayı. Tamam mı? Hristiyanlara göre ise farklı bir durum. Müslümanlara göre ise Mehdi gelecek.
Müslümanlar dünyaya hakim olacak. Ya hepsi aynı kişiyse ne olacak? Hepsi şaşıracaklar. Herkes kendi devletini öne çıkartmaya çalışıyor. Yani Yahudiler kendi devletini, kendi ırkını hemen. Mesela Hazreti Peygamber Efendimiz dünyaya geldiği zaman, hani peygamberliğini ilan ettiği zaman Yahudiler dediler ki biz inanmayız, bizim ırkımızdan olmadığı için inanmadılar. Büyük gaflete girdiler mesela. Bu şekilde Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru olduğu zaman bence birçok kişi çok şok geçirme ihtimali var. Hani Mehdi Aleyhisselam kapsamlı bir insan olacak, kapsayıcı, yani kapsayıcı olabilir. Yani Yahudilere kini olmayacak, kindar olmayacak Yahudilere karşı. Ama mazlumlarına karşı ya. Yani öyle zalim olan kendi ırkından da olsa karşı çıkacak. Hani bütün hepsini toparlayabilecek bir adam olabilir. Yani ya da hepsi birileri o zaman yanlıştır arkadaşlar. Yani Moşia varsa Mehdi olmamalı. Yani o zaman hem Müslümanlar hem Yahudi beraber mi dünyaya hükmedecekler? Çünkü inanç sıkıntısı çıkıyor. Ha. Şimdi onlara göre Armageddon bir savaş olacak işte buralarda. Ve Yahudiler dünyaya hükmedecek. Öyle kurtarıcılara gelecek. İran'a bakarsan onlardan bir Mehdi çıkacak. Dünyaya Farsların hükümdarı olacağı var. Türklere göre de Mehdi Türk olacak ve dünyaya işte Türkistan Birliği'ni ve dünyaya hükümdarlığını ilan edecek. Bize göre, bana göre ise Mehdi Aleyhisselam gelecek, bütün mazlumları etrafında toplayacak. Yani içinde Yahudi de olabilir, içinde Müslüman da olabilir, içinde Fars da olabilir, yani İran da olabilir. Ve bütün dünya halklarını etrafında toplayacak. Hani mazlum olanlar, yani böyle diğerlerini değil. Yani diğerleri de ırkçılık yapmayacağı için hani ırk konusuna girmeyecek. Mezhepleri de birleştirecek. Bana göre böyle. Hani bütün mazlumları kurtardığı için işte bu bir krallıktır işte. Ama herkes kendi krallığını düşünürse ne olacak? Şimdi hadi gel işin üstüne çıkalım. İşte diyelim ki Moşia çıktı. Tüm Arap ülkeleri ona karşı çıkacaklar. Değil mi? Diyelim ki Türk çıktı. Dese ki Türkistan Birliği'ni kuracağım. Birçok Arap ülkesi, birçok Avrupa ülkesi, birçok Amerikası da hepsi ona karşı çıkacak. Yani Fars'ta çıksa mesela bir İranlı dese ki ben Mehdi'yim ya da ordusuyla beraber dünyanın birçok Sünni ülkesi ona karşı çıkacak. İşte Mehdi böyle bir insan değil ha. Yani proje olabilir. Her ülkenin kendine projeleri olabilir. Kendine bir sistemi olabilir. İşte biz Mehdi'yi çıkartalım. İşte biz ekmeğimizi bakalım. Olabilir. Hani bu düşünceler devletler için olmazsa olmazdır. Yani devlet kendini ayakta tutmak için bunları yapabilir. Siyasi olarak. Dini yani kendi inancı doğrultusunda da yapabilir. Hani onu demiyorum. Ama büyük bir kaosun geleceği anlamındadır. Bana göre Mehdi Aleyhisselam devletlerin gücüyle bir yere gelmeyecek. Allah'ın gücüyle dünyadaki bütün mazlumları alacak. Yeni bir sistem içerisinde oturtacak. Yani işte bu zalimler, işte bu sıkıntıyı çıkartanlar, savaşları çıkartanlar, insanları öldürenler, bunlar hepsi dağılacak. Dağıldıktan sonra zaten gerisi kolaydır. Evet arkadaşlar, işte Mehdi Aleyhisselam inancı, Moşia, Mesih inancı burada. Diyarbakır çok önemli bir merkezdir. Ben bunu size anlatayım, tekrar anlatıyorum. Diyarbakır'a dikkat etmeniz lazım. 21 sayısının sırrına da dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Allah razı olsun.